İletişim Teknolojileri Sempozyumu'nun ilk oturumunu gerçekleştireceğiz. Oturumumuza başlarken ilk oturumda ana konuşmacı olarak aslında çoğunuzun takip ettiği yakinen tanıdığı önemli bir konuşmacımız var. Kendisi Bilkent Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi. Aslında uzun senelerdir çalıştığı bir konu üzerinde, kutupsal fotoğraflar konusu üzerinde yaptığı araştırmalar, daha sonra da 5G için bir temel oluşturdu. Hemen hemen almadığı ödül kalmadı. IEEE'nin iki tane büyük ödülünü kazandı. En son da Sayın Ordurans Profesör Bedir Karafakioğlu adına verilen ödülü de o aldı. Tahmin ediyorum, hocam böyle giderse başka kimseye ödül verdirmeyeceksiniz. Ama gerçekten bu ödüllerin hepsi hak ederek kazanmış ödüller. Kendisiyle ülkemiz adına gurur duyuyoruz, odamız adına gurur duyuyoruz. Şimdi onu dinlemekten de tahmin ediyorum herkes çok büyük bir keyif alacak. Hocam buyurun, Erdal Arıkan. Anlamakta pek zorluk çekmeyebiliriz.
İkinci bir örnek kanal, ikili silinti kanalı, binary erasure channel. Burada yolladığınız bilginin yanlış anlaşılma ihtimali hiç yok. Sıfır yollarsanız ya sıfır alınıyor veya siliniyor. Bir yolladığınızda da ya bir alınıyor ya siliniyor. Sıfır hiçbir zaman bir olarak alınmıyor. Bu oldukça güzel bir kanal aslında. Bu iki kanalı ben konuşma boyunca neden bahsettiğim daha somut olarak gözünüzün önünde canlansın diye örnek olarak veriyorum. Aslında çok gerçekçi, daha gerçekçi kanallarla da çalışıyoruz biz. Yani eklemeli Gauss kanalı vesaire gibi kanallar gerçekte, pratikte daha fazla kullanılan kanallar. Şimdi bu tür bir kanal verildiğinde bu kanalla ilgili çok önemli bir parametre var, kapasite. Her kanalın bir kapasitesi var. Ve bu kapasite değeri 1948'de Clyde Shannon adlı Amerikalı matematikçi ve elektrik mühendisi bir bilim adamı tarafından formüle edilmiş ve Shannon kuramına göre kanalla ilgili biraz önce iki örnekte verdiğim gibi bir karakterizasyon geçiş olasılıklarını verdiğiniz zaman Shannon formülü size o kanalın kapasitesinin ne olduğuna ilişkin bir rakam veriyor. Bu rakamın önemi, o kapasite değerinin daha üzerinde hızlarla o kanalın üzerinden haberleşme yapmaya çalışırsanız bu mümkün değil. Güvenilir bir şekilde haberleşme yapmanız söz konusu değil. Hatalar yapmaya mahkumsunuz. Hataları sıfıra doğru indirmek kesinlikle mümkün değil. Eğer kapasitenin altında çalışmaya razıysanız o zaman Shannon'ın teorisinin vaat ettiği şey kodlama kullanarak hata oranlarını istediğiniz kadar küçük değerlere indirebilirsiniz şeklinde. Kapasiteye istediğiniz kadar yaklaşabilirsiniz. Yeter ki kapasiteyi geçmeyin. Kapasiteye yaklaştıkça bu tür algoritmaların karmaşıklıkları, yapmaları gereken iş artıyor. Kapasiteden uzakta çalışmak nispeten kolay. Kapasiteye yaklaştıkça, aslında şunu da söyleyelim hemen, 1948'de bu teorem ispatlandığında Shannon kapasiteye erişen herhangi bir kodlama algoritmasını somut olarak ortaya koymadı. Bir ispat verdi. Bu ispat varoluş ispatı şeklinde bir ispattı. Ve kabaca şöyleydi. Rastgele bir kodlama algoritması seçin. Bu algoritmanın performansı, ortalama performans şu olacaktır şeklinde bir hesap yaptı. Ve bu hesaba göre aslında çok fazla düşünmenize gerek yok. Hemen her kodlama algoritması çok çok iyi bir kodlama algoritmasıdır. Hepsi değil tabii. Şeklinde var olduğunu ispat ettim böyle teknikleri. Fakat herhangi somut bir teknik ortaya koymadı. Takip eden 10 yıllar boyunca Shannon'ın vaat ettiği bu hata düzeltici kodlama teknikleri pratikte nasıl gerçekleşebilir? Bu konu kendi başına bir araştırma konusu haline geldi. Kodlama kuramı adı verilen bu disiplinin içerisinde geliştirilmiş çok sayıda kod var. Bunlar arasında evrimsel kodlar, convolution coding, cebirsel bazı kodlar, BCH, Reed Solomon, ilk akla gelenler, low density parity check kodları, seyrek eşlik denetim kodları, turbo kodları, çok sayıda kod var. Bu kodlar aslında, bu saydığım kodların, kodlar çok iyi özelliklere de sahip. Bir anlamda pratikte kodlama problemi bu kodlar tarafından çözüldü. Yani Shannon kanal kapasitesine erişebilen ve pratikte gerçekleşebilen düşük karmaşıklıklı, yüksek performanslı hata düzeltici kodlar araştırmacılar tarafından bulundu. Fakat bunların bir eksik tarafı vardı. O da bu kodların kanal kapasitesine eriştiğinin ispatı hiçbirisi için mümkün olmadı. Simülasyonlar yoluyla
gözlemsel olarak kanal kapasitesinin yakında geldiği gözlendi. Özellikle turbo kodlar ve LTPC kodlar için bu söz konusuydu. Fakat bütün çabalara rağmen aslında bu kodların kapasiteye eriştiğini ispat etmek mümkün olmadı. Çünkü kodlar yapıları gereği fazla karmaşık ve analiz edilmeye müsait kodlar değildi. Kutupsal kodların ayrıcı özelliği, kapasiteye eriştiği ispat edilebilen ilk hata düzeltici kodlar olması ve meslek çevresinde bu kodların ilgi görmesinin ana sebebi de aslında ispatlanabilir şekilde kapasiteye erişen ilk kod olması idi. Hala da aslında kutupsal kodların haricinde kapasiteye eriştiği matematiksel kesinlikle ispat edilebilen başka bir kod yok. Pratikte kutupsal kodların bir öneminin olup olmayacağı ilk başta belli değildi. Fakat bu kodlar endüstrinin ilgisini çekti ve belli endüstri kuruluşlarının, büyük şirketlerin çabalarıyla pratiğe dönüştürülüp 5G'nin içerisine girdi. 5G'nin içerisine girmesiyle bu konuya ilgi çok daha fazla arttı. Aslında iki cephesi var yani bu kutupsal kodların. Meslek çevresi açısından bu kodların esas önemi teorik olarak bir katkı sağlamış olmaları. Ama pratiğe uygulanmasaydı büyük ihtimalle bu kodlar üzerinde bu kadar fazla konuşulmayacaktı. Onu da söylemek gerekli. Şimdi devam edersem kapasite, her kanal için bir kapasite var. Kanal kapasitesi girişi 0 veya 1 şeklinde iki seçenekten biri olan kanallar için 0 ile 1 arasında bir sayı, en fazla her kanalı her kullanımda en fazla 1 bit yollayabilirsiniz. Ne yaparsanız yapın. Güvenilir haberleşme 1 bit bölü kanal kullanımından daha yüksek olamaz. Kanaldaki gürültü miktarı arttıkça kanal kapasitesi 0'a doğru azalacaktır. Bu da mesela biraz önce gösterdiğim ikili simetrik kanalda epsilon çapraz geçiş olasılığı vardı. O olasılık 1 bölü 2'ye doğru gittiğinde kanal çıktısı ile kanalın girdisi arasında herhangi bir bağlantı kalmıyor ve kanalın kapasitesi 0 oluyor. Silinti kanalında ise kabul edelim ki bir ihtimalle siliniyor yolladığımız şey. O zaman kanal kapasitesi 0 olacaktır. Epsilon 0 olması durumunda hiç hata yapmıyorsunuz veya hiç silinti olmuyor. O zaman kanal kapasitesi 1 bit olacaktır. Şimdi kanal kapasitesini bu şekilde ortaya koyduktan sonra bir gözlemde bulunalım. Kanal kodlaması zor bir iş. Onu anlattım. Yalnız iki kanal için kanal kodlaması aslında son derece kolay. Bu kanallardan birinci cins kanal mükemmel kanal. Yani kanalın kapasitesi 1'e eşitse, gürültünün olmadığı bir durumdan bahsediyoruz o zaman. Aslında kodlama yapmamıza gerek yok. Gelen 0-1 bilgisini olduğu gibi kanaldan yollayarak hatasız bir şekilde ve kanalı her kullandığınızda 1 bit yollayarak kapasite değerine erişebilirsiniz. Yani bu aslında özel bir durum. Bu özel durumda kanal kodlaması yapmaya hiç gerek yok. Ve problem son derece basit. İkinci tür kodlamanın son derece kolay olduğu kanal cinsi hiç işe yaramayan kanallar. Yani kanal kapasitesinin 0 olduğu kanallar. Bu kanallarda da aslında ne yaparsanız yapın bilgi yollamanız mümkün değil. Bu iki özel durumda Shannon kapasite sınırına erişmek son derece kolay. Kutupsal kodların ana fikri şu. Bize diyelim ki kapasitesi 1 bölü 2 olan sıradan daha olağan bir kanal verildiğinde, tipik bir kanal verildiğinde bu kapasiteyi kullanarak bu tür kanallardan birçoğunu bir araya getirerek yeni kanallar imal edebilir miyiz? Öyle ki imal ettiğimiz kanalların bir kısmının kapasitesi 1,
geri kalanların kapasitesi de sıfır olsun. Eğer bunu yapabilirsek, yani ham madde gibi düşündüğümüz sıradan kanallardan ekstrem kanallar imal etmeyi başarabilirsek, o zaman aslında kodlama problemini bir önceki maddede sözünü ettiğim kolay durumlardan birine veya diğerine indirgemiş olacağız. Ve kodlama problemi ortadan kalkacak. Ana düşünce bu. Şimdi aynı şeyi resimle ifade edecek olursam, WT'ye gösterdiğim bir kanal var. Bu kanalın çok sayıda kopyasını alacağım. Çok sayıda kopyasını almak da şu demek aslında, her saniyede diyelim bu kanalı bir kere kullanabiliyorum ben. Mesela 100 saniye boyunca bu kanalı 100 kere kullanma şansım var. Bu kopya dediğimde bunlar aslında, kanalın ardışık olarak 100 kez kullanımı. Bu kanalın kapasitesinin 1/2 olduğunu kabul edelim, basit olsun diye. 100 kopyada toplam 50 binlik kapasite var. Şimdi amaç şu, bunları bir şekilde bir araya getireceğiz. Sanki bir fabrikada ham maddeleri alıyorsunuz, bir kazana atıyorsunuz, karıştırıyorsunuz vesaire gibi. Hepsinden bir amalgam, bütünleşik bir yeni kanal elde edeceğiz. O yeni elde ettiğimiz bileşik kanalın kapasitesi, o kazana atılan kanalların kapasitesi toplamı olacak, yani 50 bit olacak. Daha sonra onu dilimleyeceğiz. Böyle dilimleyeceğiz ki dilimlerin bazıları, yani yeni kanallar imal edeceğiz oradan. Yine 100 tane. İçeriye ne kadar kanal girdiyse o kadar kanala böleceğiz bunları. Bu kanallardan 50 tanesinin kapasitesi 1 olacak. Geri kalan 50 tanesinin kapasitesi 0 olacak. Yani bu anlattığım şey, bu tabii masal. Tam bu şekilde yapılması mümkün değil. Ama kabul edelim ki bunu yaptınız. O zaman artık kodlama problemini çözmüş oluyorsunuz. Siz çünkü 50 tane işe yaramaz kanalın girişlerini 0'a eşitleyeceksiniz. Onlardan hiç bilgi yollamayacaksınız. Geri kalan 50 tane mükemmel kanalın girişlerinden de bilgiyi hiç kodlama yapmadan yollayacaksınız. Yapmak istediğimiz şey bu. Bu benim anlattığım ideal olarak yapılmak istenen şey. Bu tam bu anlattığım kadar ideal bir şekilde yapılamıyor ama yeteri kadar ideale yakın yapılabildiği için kutupsal kodlar denen algoritma aslında çalışıyor. Şimdi biraz daha işin detayına inerek aynı konuyu ele alalım. Verilen bir kanalın en tane kopyasını alacağız. Ondan sonra bir birleştirme işleminden söz ettim. Bu doğrusal, lineer bir dönüşüm şeklinde kurgulanıyor kutupsal kodlarda. Aslında kanalların girişleri x1'den xn'e kadar olan 0-1 değişkenleri. Onların önüne bir lineer dönüşüm koyuyoruz. Ve esasen bu bileşik, bütünleşik kanalın girişi bir vektör. En boyutlu bir vektör. 0-1 vektörü. U1'den UN'e kadar olan vektör. Bu vektör G diye bir dönüşümden geçtikten sonra kanalların girişleri oradan elde ediliyor. Şimdi aslında şöyle bakalım. Burada resmini gördüğünüz şey tümleşik kanal. Yani o kazana atılmış şeylerin hepsi. O kanalın girişi bir vektör. En boyutlu bir 0-1 vektörü. Çıkışı da en tane değişkenden ibaret olan bir vektör. Bu tümleşik kanal. Yani birleştirme işlemi oradaki G dönüşümü sayesinde gerçekleşiyor. Bunu yaptıktan sonra bunu dilimleyeceğiz ya da parçalara ayıracağız. Kanal kapasitesini yoğurup bütünleştirdiğimiz kapasiteyi dağıtmaya başlayacağız. Mümkün olduğu kadar eşit olmayan bir şekilde. Kimisi sıfır alacak kapasite değeri olarak veya sıfıra yakın bir şey. Geri kalanlar da bire yakın bir kapasite alacak. Bu yeniden
ispatlama işlemini şu şekilde yapacağız. Ona geçmeden önce aslında şunu da not edelim. Burada G dönüşümü birebirlik bir dönüşüm olarak alırsak G dönüşümünü, G'yi, tersi var olan yani X vektörü verildiğinde U vektörünü hesap edebiliyorsanız bu dönüşümün tersi var demek. Birebir bir dönüşüm demek. Eğer öyle bir dönüşümse aslında bu işlem sonucunda kapasitede, kanal kapasitesinde herhangi bir kayıp olması söz konusu değil. Bu bilgi kuramının, enformasyon teorisinin standart özdeşlikleriyle ispatlanabilecek basit bir konu. Bilginin kaybolmadığı. Çünkü tersine bir dönüşümden geçtiği zaman bilgi, her zaman tersini hesap edebilirsiniz. Kayıpsız bir dönüşüm bu. Kayıpsız olması önemli tabii. Çünkü biz girdi kanalların kapasitelerini burada israf etmeden bir birleştirme yapmak istiyoruz. Onun için aslında tersine bir dönüşüm kullanmak zorundayız. O dönüşüm lineer olmak zorunda değil. Ama lineer olursa hesap karmaşıklığı düşük olacaktır. Onun için mümkünse lineer olmasını da istiyoruz. Hatta lineer olmanın ötesinde mümkünse, yani o bir matris dönüşümü aslında, bir matris çarpım işlemi en karelik bir karmaşıklığa sahip. Biz en kare aslında mühendislikte yüksek bir karmaşıklık, mümkünse en çarpı logaritma enlik bir karmaşıklık istiyoruz. Yani mesela hızlı Fourier dönüşümünün karmaşıklığı gibi en çarpı logaritma enlik bir karmaşıklık istiyoruz. Ve bu gerçekleşecek biraz sonra gösterdiğimiz dönüşümde. Şimdi bu birleştirme işlemini yaptıktan sonra teker teker yeni bit kanallarını bunu bölüyoruz. Bölme işlemi bu resimde temsil ediliyor. Her U girişi yeni bir kanalın girdisi şeklinde olacak şekilde dilimleme işlemini yapıyoruz. Ve bu dilimleme işlemi de esasen kayıpsız bir işlem. Biraz daha somut hale getirmem gerekirse kabul edelim ki M2'ye eşit. İki kanalı birleştireceğim. Bahsettiğim lineer dönüşüm bu resimde gördüğünüz dönüşüm. Yani U1 ve U2 toplanıyor modülo 2 olarak ve X1 elde ediliyor. U2 olduğu gibi X2'ye eşit. İlk dönüşüm, en basit dönüşüm, temel dönüşüm bu resimde gördüğünüz dönüşüm. Burada dilimleme işlemi kanallardan birincisi girişi U1 olan, çıkışı Y1 ve Y2 olan kanal. İkinci kanal dilimlemeden sonra elde edilen ikinci kanal girişi U2 olan, çıkışı Y1, Y2 ve U1 olan kanal. Şimdi bu iki kanala şöyle bir bakarsak, ikinci kanal birincisinden daha iyi. Sebebi şu, birinci kanal yani girişi U1 olan kanalın üzerine U2 bir girişim olarak, interferans olarak etki ediyor. Üzerine ekleniyor göndermek istediğiniz bilginin. Halbuki U2 gönderilirken U1 onun üzerine herhangi bir şekilde etki etmiyor. U2 doğrudan doğruya alttaki kanaldan geçiyor ve bir Y2'ye sebep oluyor. Demek ki U2 girişli kanal en az W kanalı kadar iyi bir kanal. Çünkü U2 tek başına W üzerinden yollansaydı ne elde ederseniz şimdi onu en azından onu elde ediyorsunuz. Ve fazlasını. Çünkü U2 aslında G1'e de etki ediyor. Eğer siz U1 kanalının girdisini hesap edebilirseniz U2 aslında iki kez gönderilmiş oluyor. Yani diversity 2 şeklinde bir iletim söz konusu. Buradan şunu anlıyoruz. U1 kanalının ve U2 kanalının kapasiteleri toplamı W kanalının kapasitesinin iki katına eşit ve fakat U2 kanalının kapasitesi W kanalının kapasitesinden fazla. Sözünü ettiğim
sözünü ettiğim eşitsizlik tam olarak bu. Yani iki kanalın, imal ettiğimiz iki kanalın kapasitelerinin toplamı, orijinal iki kanalın kapasitesinin toplamına eşit. Fakat kanallardan birisinin kapasitesi diğerinin kapasitesinden daha düşük. Yani bir eşitsizlik yarattık. İki kapasiteyi topladık, eşit olmayan bir şekilde geriye dağıttık. Bu kutuplaşma adını verdiğimiz olayın başlangıcı aslında. Kutuplaşmadan kasıt bu aslında. Yani bir eşitsizlik yaratmak. Bunu devam ettirebilir miyiz? Mesela ikili yapıdan dörtlü yapıya gidebilir miyiz? Şöyle gidiyoruz. İkili inşadan, yapıdan iki kopya, birbirinden bağımsız iki kopyayı alıyoruz. Ve sonra bunların girdilerini, kötü kanalların girdilerini birbiriyle birleştiriyoruz. İyi kanalların girdilerini birbiriyle birleştiriyoruz. Sonuç olarak dört tane yeni kanal elde etmiş oluyoruz. Toplam resim bu aslında. Bu dört kanal, şimdi başlangıçta bir iyi bir kötü kanalımız vardı. Kötü kanalın iki kopyasını aldık, kötünün kötüsünü ve kötünün iyisini imal ettik. İki tane de iyi kanalımız vardı. Onlardan da bir iyinin kötüsünü, bir de iyinin daha iyisini elde ettik. Sonuç olarak kutuplaşma olayına devam etmiş olduk. Kanallardan bir tanesi bayağı kötü hale geldi, bir tanesi bayağı daha iyi hale geldi. Diğer ikisi aslında karışık durumda. Bir kötüleşti, bir iyileşti. Onların aslında nerede durduğu o kadar belli değil. Şimdi biraz devam edersek buna, bu sekizlik yapı. Belki burada şuna dikkat ettiniz. Aslında buradaki şey bir hızlı furye dönüşümü gibi bir dönüşüm. Orada kelebek kanatları şeklinde çapraz iki bağlantı var. Burada ise kelebeğin bir kanadı eksik aslında. Tek yönlü bir bağlantı var. Fakat bu dönüşüm de en çarpı logaritma en şeklinde bir karmaşıklığa sahip. Şimdi bu kutuplaşma işlemi grafiksel olarak gösterirsek ne olduğunu, örnek olarak 16 tane kanal alıp birleştirip ayrıştırdığımızda kapasitesi 1 bölü 2 olan ham madde kanallardan 16 tanesini aldığımızda ve alıp birleştirip ayrıştırdığımızda elde ettiğimiz yeni 16 kanalın kapasiteleri bu resimde gördüğünüz gibi. Burada dikkat ederseniz birinci kanal şu kanal kapasitesi sıfır, dikey eksen kapasite ekseni ve elde ettiğimiz kanallardan birinin kapasitesi neredeyse sıfır. İkinci kanalın kapasitesi de neredeyse sıfır. Öbür uca gittiğimizde en iyi kanal kapasitesi de neredeyse bir. Neredeyse mükemmel bir kanal. Burada şunu görüyoruz. Üç kanal neredeyse mükemmelleşmiş durumda. Üç kanal neredeyse işe yaramaz durumda. Arada birçok başka kanal daha var. Bunlar aslında sıradan kanallar gibi. Oralarda kutuplaşmanın henüz gerçekleşmiş olduğunu söylememiz mümkün değil. Fakat bu blok uzunluğunu arttırdıkça kutuplaşma daha etkin hale geliyor. Bu baktığımız durumda 32 büyüklükte bir kutuplaşmaya bakıyoruz, 32 kanalın kutuplaşmasına. Dikkat ederseniz arada kalan kanallar nispeten seyrekleşti. 64, 128, 256, 512, 1024. Hala arada birçok kutuplaşmamış kanal varmış gibi görünüyor ama bu aslında bir göz yanılsaması. Esasen kutuplaşmadan kalan kanalların oranı toplam içerisinde sıfıra gidiyor. Bu matematiksel olarak ispatlanmış bir gerçek. Başka bir şekilde bakarsak kutuplaşmanın gelişimine, iki kanalı birleştirip ayrıştırdığımızda
iki adet kapasite elde ediyoruz. Bir kötü karan, bir de daha iyi karan. Bu inşa süreci devam ettiğinde dört kanal için kapasiteler burada gördüğünüz gibi bir tanesi bire çok yakın, bir tanesi sıfıra yakın. Devam edersek 8-16 bu şekilde kutuplaşma devam ediyor. Yine söylediğim gibi aslında bu istatistiksel bir analizle, kesin bir matematiksel analizle aslında kutuplaşmayan şu arada kalan kanalların toplam içerisindeki oranı sıfıra doğru gidiyor, asimptotik olarak. Şimdi ilk başta söylemiş olduğum amaç bu yapıyla gerçekleşmiş oluyor. Ve bunun pratiğe uygulanması yine başlangıçta söylediğim gibi basit bir küçük bir örnekle izah edeyim. 8 adet kanalla başladık, kutuplaşmayı uyguladık ve kutuplaşma dediğim şey buradaki bu dönüşüm aslında. Şuradaki mantık devresi diye de görebiliriz. Bunlar modülatif toplamlar, exclusive or XOR operasyonları. Burada gördüğünüz rakamlar, buradaki bit kanallarına ait kapasite değerleri. Birisi çok küçük, birisi çok büyük. Şimdi kabul edelim ki bu tümleşik kanaldan, bu yapıdan 4 bit yollamak istiyoruz. Yani ana kanalı 8 kez kullanarak 4 bit yollamak istiyoruz. Yapacağımız şey, buradaki bit kanallarından en iyi 4 tanesini seçip onların girişlerine yollamak istediğimiz bilgiye eşitlemek. Geri kalan en kötü 4 bit kanalının girişini de sabitlemek, sıfıra eşitlemek. Bu kanalların kalitesi buradaki sıralamayla şu sıralanmış durumda. Bakın en iyi kanal bu 1 numara, 2 numara, 3 numara, 4 numaralı kanal şurada, sonra 5, 6, 7, 8. Şimdi 4 tanesinden veri yollayacağız. En iyi 4 tanesinin girdisini veriye eşitliyoruz. Bunlar ya 0 ya 1 yollamak istediğimiz veri. Geri kalanların girişlerini de sabitliyoruz. Hepsi 0 mesela. 0 olmak zorunda değil. Yeter ki bütün bu sabit değerler alıcı tarafta önceden bilinir olsun. Onları hiç değiştirmiyorsunuz. Fakat veri olarak görünen bitler bu kod her kullanıldığında serbestçe değişebilir durumda oluyor. Alıcının yapması gereken şey de sabit bitlerin ne olduğunu bilerek veri bitlerinin ne olduğunu tahmin etmek şeklinde. Kod çözme algoritmasının yapması gereken o. Kodlama işlemi burada gördüğünüz şekilde yalnızca logaritma en safhada fazdan oluşan bir süreçle kodlanmış oluyor. Eğer bütün işlemleri paralel olarak yaparsanız logaritma en zaman karmaşıklığına sahip. Mantıksal karmaşıklığı da en çarpı logaritma en. Bu kod çözme algoritmasına gelirsek kısaca, çok kısaca ardışık giderimli successive cancellation bir kod çözücü ile bunun hatayı sıfıra götürdüğü ispatlanabiliyor. Ardışık giderimli kod çözücüden kasıt şu, önce ilk yarıyı tahmin ediyoruz. İlk yarıdaki bitlerin ne olduğunu tahmin ediyoruz. Bunu yaparken üst yarıdaki bitlerin tamamen gürültü olduğunu, rastlansal bitler olduğunu varsayıyoruz. İlk n bölü 2 bit tahmin edildikten sonra o bilinen değerler doğru kabul edilerek geri kalan bitler tahmin ediliyor. Tabi bu recursive, öz yinelemeli bir yapıya sahip olduğu için aslında ilk aşaması bunun. Yani şu 4 biti gürültü kabul ettiğimiz aşama B1, B2, B3, B4'ün ne olduğunu bulmaya çalışıyoruz bu aşamada. Dikkat ederseniz burada bir kutupsal kod daha var. Ve bu da aslında kendi içinde ikiye ayrılıyor. Şuradaki şu ve burada resimde gördüğümüz gibi bu bit buraya girişim yaratıyor. Bu bit de şuraya girişim yaratıyor. Onun için bunu şu kısmını üst yarı kabul edip aynı burada yaptığımız gibi ilk olarak şu iki bitin
ne olduğunu tayin ederim diyebiliriz. Bu kendi içinde daha basit problemlere sırayla indirgenerek gidebilen giden bir kod çözücü. Onun için kod çözücünün karmaşıklığı da n çarpı logaritma n şeklinde. Şimdi bu kodların ana özellikleri kodlama karmaşıklığının ve kod çözme karmaşıklığının n log n olması. Bu da önemli bir şey. Yani teorik anlamda da önemli bir şey bu. Ve çerçeve hata oranı sıfıra gidiyor. Bunların hepsi ispatlanabilir. İspatlanabilir şeyler. Yalnızca bu özellikler nedeniyle aslında bu kodlar yeteri kadar ilgi gördü. Söylediğim gibi bu meslek çevresinde esasen ilgi görmesinin ana sebebi şu ana kadar anlattığım sonuçlar. Fakat bu kodlar pratikte kullanılabilecek kadar güçlü kodlar değil. Bu kodların hata düzeltme performansına baktığımızda, gerçekçi kanallar üzerinde bu ekranda gördüğünüz görüntü söz konusu. Yani burada aslında kırmızı yeri, ideal yeri, bu 128 uzunluktaki bir kodun erişebileceği en üst performans, kanal kapasitesi diyebiliriz bir anlamda. Kutupsal kodların eriştiği performans ise siyah eriyle gösteriliyor. Arada ciddi bir fark var. Yani bu siyah eriden kırmızı eriye daha yakın performans veren çok sayıda bilinen kod var. O kodların kapasiteye erişmesi, erişmemesi, ispatlanabilirliği, ispatlanamamazlığı vesaire bunların hiçbirisi pratik mühendislikte önem arz eden konular değil aslında. Bir tek teoriyle uğraşan kişiler için önemli konular. Kutupsal kodlar burada kalabilirdi fakat kalmadı. Dediğim gibi kutupsal kodların performansını arttırıcı ek bazı yöntemler geliştirildi. Başkaları tarafından, çok sayıda araştırmacı tarafından. Bunlardan en iyisi bu, şimdi burada gördüğünüz eflatun ya da mor eğri ile elde edilen kod. Burada gördüğünüz kod 5G standartına giren kod bu performansla. Hala aslında teorik kapasiteyle, şimdi bir çelişkiye düşmüş gibi olmayayım ben, kapasiteye eriştiğini söyledim, şimdi kapasiteye erişmediğini söylüyorum gibi bir durum ortaya çıkıyor. Burada söz konusu olan olay şu, kapasiteye asimptotik olarak erişen bir koddan söz ediyoruz kutupsal kodlar dediğimizde. Yani n dediğim, blok uzunluğu dediğim değer sonsuza giderken kapasiteye erişiyor. Burada 128'de sabitledik blok uzunluğunu ve bu uzunlukta bakıyoruz, bu uzunlukta kapasiteye erişmiyor aslında. Anlatabildim mi? Asimptotik olarak kapasiteye düşüyor. Bu da aslında bir aşamaydı. Bu aşamada bu performansla kutupsal kodlar 5G'de convolution kodların yerini aldı ve oradaki kontrol kanalının korunması amacıyla kullanılmaya başlandı. Bu çalışmalar devam etti. Geçen Temmuz ayında yeni bir sonuç elde ettim. Ben de bunu da burada sunmak istiyorum. Kutupsal kodlara daha fazla ne yapılabilir? Aslında kutuplaşmayı, kanal kutuplaşmasını bir araç olarak, bir yöntem olarak kullanarak daha başka ne yapılabilir şeklinde düşününce akla gelen şeylerden birisi dışarıya bir kod koymak. Yani dışarıya aslında bu kanal kutuplaşmasından istifade edebilecek kuvvetli bir kod koymak. Böyle bir kod koyunca ve bu da evrişimsel kod şeklinde, düzensiz evrişimsel kod şeklinde bir kod oldu. Sonuç mavi eri. Bu da 128 uzunlukta bir kod. Ve bu aslında 128 blok uzunluğunda da teorik olarak elde edilebilecek performansa erişen bir kod. Söylediğim gibi bu aslında kutuplar kodlar konusunda bugün itibariyle gelinen noktayı da ifade ediyor. Özetlersek, kutupsal kodlar ilk başta 2009 senesi itibariyle Shannon kapasitesine eriştiği kesin olarak ispatlanabilen ilk ve tek kod idi. Bugün itibariyle bu daha ileri gelmiş durumda, ileri gitmiş durumda. Artık asimptotik kelimesini çıkartmak mümkün. Verilen herhangi bir blok uzunluğunda o blok uzunluğu için teorik sınıra
hemen hemen yaklaşan, teorik sınıra erişen bir kod haline gelmiş durumda. Çok teşekkür ederim dikkatiniz için. Veri için uygun kanal sayısı artırılabilir mi? Artırılabilir.
konusunda endişeliyim. Başkana bakıyorum. Yok hocam. Soru varsa cevaplayalım. Soru varsa cevaplayalım. Evet. Teşekkür ederim. Biraz yüksek Kanal kapasitesi sıfıra yakın olursa tüm kanallarda. Hani 1 bölü 2 aldık diyelim, sıfırla 1 arasında değer alabiliyor kapasite. Bu sıfıra yakın kanallarda yine çalışıyor mu? Nasıl çalışıyor sistem? Şimdi... Hepsi sıfıra yakın. Tamam, soruyu anladım. Kanal kapasitesi sıfıra yakın olursa bu yöntem çalışıyor mu? Kısa cevap, evet. Şimdi aslında şunu söyleyeyim. Bu işlemler sonunda kanal kapasitesi diyelim ki mesela 0.1, tamam mı? Bu kanaldan diyelim 1000 tanesini aldık, 1024 tanesini aldık, 210 tanesini aldık. 0.1 bir tanesinin kapasitesi, toplamda 102.4 bitlik bir kapasitemiz var. Doğru mu? Bu işlemi uyguladığımızda İdeal olarak şu durum ortaya çıkacak. 102.4 kanal, bunu yuvarlayayım, 102 kanal mükemmel kanal olacak. Geri kalanlar da hemen hemen hepsi hiç işe yaramaz kanallar olacak. Biz bu 102 kanalı alıp onların üzerinden veri yollayacağız. Deseniz ki kapasite daha da küçük olsun, 0.01, yine 1024'lük bir yapıda. Toplam kapasite 10.24 olacak. Yani 10 tane kanalı kullanacağız. Geri kalanları kullanmamız mümkün değil. Çünkü onların kapasiteleri sıfıra yakın olacak. Anlatabildim mi? Yani kapasite ne kadar küçük olursa olsun, biz bunlardan çok sayıda kanalı bir araya getirdiğimizde ortaya yani 10, 100, 1000 falan gibi bir toplam kapasite çıkartırsak o zaman bu kodu kullanabiliriz. Ama kanal kapasitesi %1, siz bunlardan 8 tanesini bir araya getirdiniz. Elde ettiğiniz toplam kapasite %8. %8 aslında birden çok uzakta. Onun için aslında kullanamayız. Bilmem anlatabildim mi? Hocam çok teşekkürler verdiğiniz bilgiler için. Gerçekten çok değerli bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Uluslararası anlamda da öyle. Bu modülasyon türleriyle ilgisi var mı acaba? Mesela binary phase shifting yazdık oraya modülasyon. Yani QPSK veya diğer tür türler yani bir bağlantı. Benim burada kullandığım soru aslında şöyle anladım. Ben yani modülasyondan burada bahsetmedik. Mesela QPSK, QAM vesaire birçok modülasyon türü var. Modülasyon bu işin içerisine nerede giriyor? Değil mi? Evet. Yani. Modülasyon buraya nerede giriyor? Evet. Modülasyon. Siz de yapmışsınız o açıdan. Örneği verirken QPSK üzerinden yapmışsınız. Evet, evet, doğru. Şimdi bu pratik bakımdan halledilmesi gereken bir problem. Mesela diyelim 16 QAM kullandığınızda her sembolde 4 bit yolluyorsunuz. Değil mi? Her sembolde 4 bit yolluyorsunuz ve bu bitler aslında eşit kanallar görmüyor. Bazı bitler daha iyi korunuyor 16 QAM tarafından, bazıları daha az korunuyor. Şimdi bunun gibi konular pratikte halledilmesi gereken konular ve bunlar halledilmiş konular. Yani mühendisler aslında bizim mesleğe sahipleri bu tür problemleri çözmekte çok becerikli. Bir yöntem şu, mesela BICM adı verilen Bit Interleaved Coded Modulation'da aslında bu bitleri Interleaver adı verilen karıştırıcılardan geçirip modülasyon sembollerine eşlediğinizde bitler arasındaki bitlerin iletişimi sırasında meydana gelen gürültü deki korelasyonlar zayıflıyor ve sanki bunlar bağımsız kanallar üzerinden gönderilmiş gibi kabul edilebilir hale geliyor.
Yani kısa cevap şey, sizin işaret ettiğiniz pratik zorluklar var ve bu zorluklar aslında diğer kodlama yöntemleri için de var. Bu zorluklar pratikte aşılmış durumda. Ben burada mümkün olduğu kadar sade bir bağlam içerisinde aslında yapılan işi ortaya koymaya çalıştım. Ama işaret ettiğiniz zorluklar var. Fakat bunlar aslında yani halledilebilecek zorluklar, esas zorluklar değil. Anlatabildim mi? Evet, evet. Haklısınız. Evet, hocamız Ahmet Birekli diyor ki demodülasyon yaparken gürültü artıyor vesaire. Bunların hepsi doğru. Fakat yani 5G'de bu tür kodların kullanıldığı ortam, işte işaret ettiğiniz gibi gerçekçi bir ortam, farklı modülasyon türleriyle. Yani o problemler aslında pratikte halledilmiş olan problemler. %100 halledildi diye çok iddialı bir şey söylemedim ama yani pratikte kullanılabilecek hale getirebilmiş durum.